Bu süreç içerisinde bazı şeyler değişir mi diye de bak bekledim aslında. Yani hani acaba genel başkan gerçekleri görür mü? Genel başkan artık değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına varmış mıdır? Ama onun emarelerini görmüyorum. Tam tersi emareler görüyorum. Hala kongreler takvimi başlamış, görevden alınan örgütler var. CHP tarihinde ilk kez oluyor. Bu şunu gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, başarısız ekibi, hala yeni kurultayda nasıl seçilirizin derdine düşmüşler. Hala garip gelecek size, bana birilerini aratıp, birilerini gönderip, bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Yani onlara da söyledim, tekrar söylüyorum. Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Ben bu yola baş koydum. Açık söylüyorum. Vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin. Bir yıllık ihraç sürecinde de bana çeşitli siyasi vaatlerle gelenler olmuştu. Hepsine kapıyı kapattım. Ben zaten siyasi ikbalimi düşünseydim, bütün bunları söylüyor ve yapıyor olmazdım. Buralarda, böyle durumlarda birisinin kendisini feda etmesi gerekiyor. Halk için. Kendi koltuk sevdasını bir tarafa bırakıp, ülkesini, çocuklarını düşünerek birinin kendini yakması gerekiyor. İşte o biri de ben olmaya hazırım. Tedbir koymak suretiyle belki genel başkan adayı olacağım. Ama o tedbir orada durduğu sürece benim seçilme hakkımı elimden alıyorsun, adaletten bahsediyorsun. Ondan sonra da çevreden bazıları bana çeşitli siyasi rüşvetler teklif ediyor. Yürüyüşten vazgeçmemiş. Eşlik makamlar, mevkiler. Açık olarak söyleyeyim. Parti içerisinden. Geçici ihraç olduğum dönemde bu başka partilerden de gelmişti. Ama ben en başından beri söyledim. Ben ilkeli adamım. Haksız bir ceza verildi, bekleyeceğim dedim. Ve bekledim. Benim derdim zaten koltuk olsaydı çok önceden Kemal Bey'in eteğine yapışırdım. Şimdi Kemal Bey'in çevresinde çeşitli aktif görevlerde bulunanlardan çok daha önce o görevlere de gelirdim. Benim ilkelerim var. Ben Atatürkçüyüm. Altı oka sonuna kadar sahip çıkıyorum. Bu partinin Sorosçulara, emperyal güçlere, 10 Aralıkçılara teslim edilmemesi için de elimden ne geliyorsa yapma konusunda kararlıyım. Ben bu yürüyüşten bu tür siyasi rüşvet teklifleriyle vazgeçmem. Çünkü ben kendi ikbalimi, geleceğimi yakmaya hazırım. Yeter ki bu parti düzene girsin, rayına otursun diye. Sayın Genel Başkan, yarın itibarıyla ben görevimden istifa ediyorum. Olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum. Tüzüğü demokratik bir hale getirmek için arkadaşlarım bir çalışma yaptılar. Bunu kamuoyuyla paylaşıyorum. Ve kurultayda aday olmayacağım dediği takdirde ben bu yürüyüşten vazgeçerim. Demezse sonuna kadar. İnceldiği yerden de kopar.